Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın, arkada birazcık ses geliyor olabilir. Sürekli geleceğini düşünmüyorum. Eğer sürekli gelirse de zaten videoyu kapatırım, başka bir gün çekerim. Ama hani erteledikçe erteliyorum ve bundan da çok rahatsızlık duyuyorum. O yüzden artık ertelemek istemiyorum. Ve büyük ihtimalle inşaatın bitmesi biraz uzun sürecek, birkaç ay kadar. O yüzden aslında hep ses olacak gibi duruyor. Ben bu videoyu bugün çekeceğim. Evet, başlıktan da anladığınız üzere bugün fondötensiz bir yaz makyajı yapıyoruz. Son zamanlarda benim de sürekli yaptığım makyaj aslında. Yani son zamanlarda kendimin sürekli yaptığım makyajı burada sizlerle paylaşmak istedim. Şimdiden tekrardan kusura bakmayın diyorum arkadaki ses için. Oldukça kesmeye çalışacağım. Şu meşhur tokalarımızı saçımıza takalım. Evet, gördüğünüz gibi yüzümdeki cilt lekeleri yine yaz geldiği gibi onlar da yazla birlikte geldiler. Yine sol yanağımda daha az olmak suretiyle sağ yanağımdaki şu koyu lekelerimden çok rahatsızım. Bu aralar Depuris'te indirim var diye ben de indirimden yararlanayım diye bir sürü serumunu aldım ama umarım iyi gelir. Depuris'in toz peelingini kullanmıştım, kırmızı peelingini, ama benim cildimi yakmıştı. Onu dolaptan sattım hatta. Eğer bunlar da yine yüzümü yakarsa satmayı düşünüyorum. Ama umarım iyi gelir. Yorumlar çok iyi diyordu. Eğer siz de kullandıysanız aşağıdaki yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Çok merak ediyorum. Umarım şu koyu lekelerimden bir an önce kurtulabilirim diyorum. Ve başlıyorum. Duşa girmeden önce cildimi temizlemiştim. Nemlendirici süreceğim. Ben bu nemlendiriciyi kullanıyorum, Giovanni'nin. Gerçekten çok sevdiğim bir nemlendirici. Hem neme doyduğunu hissediyorsunuz. Hem de leke açıcı özelliği var. Bence biraz etkili. Bu arada düzenli olarak tırnaklarımı yaptırıyorum ama video çekmediğim için tabii siz görmüyorsunuz. Bakalım, bundan sonra sürekli aktif olursak belki bir tırnak yaptırmaya benimle hazırlanın videosu da gelebilir. Bu arada shorts videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? İzliyor musunuz? Çekeyim mi kısa kısa short videoları? Kombin olur, makyaj olur, bu tarz şeyler. Onu da açtık, yorumlar kısmındayız. Cildimin biraz emmesini bekliyorum nemlendiriciyi. O sırada dudaklarımı nemlendiriyorum. Bu nemlendirici gerçekten en favori nemlendiricim diyebiliriz. Hem tadı çok güzel, hem verdiği ışıltıyı seviyorum. Nemlendirme derecesini çok seviyorum. Gerçekten bayılarak kullandığım bir dudak nemlendiricisi. O kadar ses var ki hani ses çıktıkça yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Sanki sesi bastırabilirmişim gibi. Yani emeğim boş edecekmiş gibi hissediyorum biraz. Bu videoyu atamayacakmışım gibi hissediyorum da bakalım. Nemlendiricimizi sürdükten sonra da güneş kremimi sürüyorum. Güneş kremi ben de Purist'in bu 50 SPF olanını kullanıyorum. Ama bu sefer renkli olanını aldım. Biraz daha cilt tonu eşitleyicisi olanını aldım. Bu bittikten sonra ona geçeceğim. Bir bakacağım o nasıl. Yorumları çok iyiydi. Herkes cilt tonunun çok güzel bütünleştiğinden falan bahsetmişti. Bakalım, bir onu deneyeceğiz ama bundan da memnunum şu anda. Hiçbir sıkıntısı yok. Cildinizde ağırlık yapmıyor. Yoğunluğu da güzel. Ve sürdüğünüz anda şey hissediyorsunuz. Yokmuş gibi. Benim zaten güneş kreminde en çok aradığım özellik o yokmuş hissiyatı. Yani yüzüm nedense cildimden daha koyu gözüküyor. Anlayamadım bunu da. Şuralarım bembeyaz, yüzüm birazcık koyu. Louis V'nin bu kaş vaksını kullanacağım. Bu çok övülen bir üründü. Ben de merak ederek aldım, kokusu falan çok güzel ama benim kaşlarımda inanılmaz kaşıntı yapıyor. Hani benim mi alerjim var yoksa bilmiyorum, bunun olayı bu olamaz diye düşünüyorum. Hani bildiğin deli gibi kaşınıyor yani kaşlarım bunu uyguladığım zaman. Ama verdiği o kaldırma olayı çok güzel. Hani güzelce taranabiliyor yani kaşlarınız. Ve uzunca bir süre taranmış bir şekilde kalıyor. O güzel, verdiği hissiyat güzel. Kullanıcı olarak çok memnunum ama aşırı kaşıntı yapması beni çok rahatsız ediyor gün içinde. İstemsizce de kaşıyorum. O yüzden zaten kaşımın şekli de bozuluyor. Diğer tarafına.
Tam istediğim görüntü işte bu. Gözenek kapatıcı kullanıyorum. Burun çevremde çok fazla gözenek var. Ve hiçbir şekilde çözüm yolunu bulamadım. Gözeneklerimi gizlemek için NYX'in porfilerini kullanıyorum. Bunu genelde burun kenarlarıma uyguluyorum ve burnumun üzerine uyguluyorum. Yapısı çok güzel ve bence tam olarak Benefit modeli diyebiliriz. Benefit'in porfiler gözenek gizleyicisini de kullanmıştım çünkü. Ama bu da hemen hemen onunla aynı özelliğe sahip. Yapıları çok fazla benziyor. Yani çok fazla yüksek meblağlar vermemize gerek yok. Gerçi artık NYX bile çok fazla yüksek meblağlarla alınıyor ama yine de bir Benefit kadar değil diyebiliriz. Verdiği hissiyat Okatifarms 9 çok güzel ve gözeneklerinizi çok iyi gizliyor diyebiliriz. Güneş kreminin verdiği ışıltıyı seviyorum. Cildimde karma, hani çok yağlı da değil. Fondötensiz bir görünüm olsun ama yine ışıl ışıl ışıldayım diyorsanız L'Oreal'in bir glow içerisini önerebilirim ama artık bu da üretilmiyor. O yüzden videolarımda bunu da göstermek istemiyorum çünkü size sunabileceğim bir muadili yok. MAC'in var, o da çok yüksek fiyatlı. Bilmiyorum, eğer MAC'in o ürününün muadili varsa bana da söyleyin, ben de size sunabileyim. O yüzden bunu kullanmayacağım bugün. Ama eğer ışıltılı olsun diyorsanız da bir ışıltılı baz sürebilirsiniz cildinize. Daha parlak gözüksün diye, fondöten olmadığı halde bile. Arkadaki sesi nasıl halledeceğim ya? NYX'in Bare With Me Concealer Serum'unu kullanıyorum. Ben çok severek kullanıyorum. Nemli bitişine bayılıyorum. Böyle çok az parmağıma uyguluyorum. Daha sonra bunu ellerimle bırakıyorum uygulayacağım yerlere. Göz altıma, birazcık alnıma, birazcık burnuma şöyle aydınlık olmasını istediğim yerlere uyguluyorum. Aslında birazcık şuraları bıraktığım zaman daha sonra tüm cildime dağıtmış olacağım hafif hafif. O bir tık daha cilt tonumu eşitlemiş olacak. Bunu da Chita'nın 136 numaralı fıçısıyla yapıyorum. Bu şekilde, daha şöyle yapsam daha iyi sanırım. Rengi biraz bana açık gelebilir çünkü biraz fazla denize gittim bu aralar. Cildim biraz bronzlaştı. Ama yine de aslında gün içinde cildinizle bütünleştiği için çok da aydınlık, çok da ayrı görüntü oluşturmuyor yani çok bariz belli bir şekilde. Bakın bu şekilde sağlıklı bir gözaltı oluşturuyor. Yine aynı şekilde burayı da o şekilde dağıtıyorum. Bir tık şöyle aşağıya indiriyorum. Böyle bir tık dışarıya doğru uyguluyorum ki gözlerimi biraz daha yukarıya kaldırsın diye. Şöyle burnumun üzerinden geçiriyorum. Burnumun ucundan geçiriyorum. Normalde aslında burnumların ucuna genelde sürmüyorlar. Ama ben biraz daha parlak gözüksün diye oralarımı uyguladım. Anlamında şu kısımlarını uyguluyorum. Çok fazla bu taraflara gitmiyorum. Zaten yüzümüzü küçültmek için o kısımlara kontur uyguluyoruz. O da bir nevi kontur görevi görsün istiyorum aslında tenimin rengi. Burayı da yine aynı şekilde birazcık uygulamıştım zaten. Fırçamda kalanları da bu şekilde dağıtıyorum. Çenemden de geçiyorum. Benim concealer'ı sürmemdeki amaç aslında cilt rengimi eşitlesin diye. Yoksa başka bir nedeni yok. Bunun için cilt tonu eşitleyici güneş kremleri var. Söylediğim gibi ondan da kullanabilirsiniz. Ama ben concealer'ı yaz aylarında sadece cilt tonumu eşitlesin diye kullanıyorum. Yani göz altlarımı kapatıyorum ama çok fazla ayrı durmasın diye bir tık da şöyle fırçada kalanlarla yanaklarımdan geçiyorum. Ya da yeterli gelmediyse eğer çok az alıyorum, yine parmağıma bırakıyorum. O şekilde üstünden geçerek eşit bir ton yakalamaya çalışıyorum diyebiliriz. Ama zaten allık vesaire uyguladığımız için de o ton farkı çok fazla gözümüze batmıyor. Bu şekilde cildimdeki kusurlarımı kapatıyorum birazcık. Biraz da doğallık seviyorum yazın. Bronz tende doğal görüntüyü seviyorum çünkü. Çok fazla fondöten sevmiyorum. Son zamanlarda Beaulieu'nin Finish It pudrasına taktım yine. Bunu kullanıyorum. Bence pudraların çoğu zaten aynı görevi görüyor. O yüzden arasında çok da fazla fark olduğunu düşünmüyorum. Yaz ayında olduğumuz için bir tık da şu T bölgemi pudralıyorum. Onun dışında göz altlarımı pudralasam yeterli oluyor. Hepimizin aslında doğal kontür çizgisi olduğu için ben yazın kontür yapmayı sevmiyorum. Zaten hep kontür yaptığım yerlerimde bir sivilceler çıkartıyorum. O yüzden yazın sıcak olduğu için de ekstra istemiyorum. Ama siz yapabilirsiniz tabii ki. Krem kontürleri öneririm yaz aylarında. Ben yazın allık seviyorum. Bol bol allık. Bendeki hot pink rengi, bunun İki tane rengi var. Biri turuncu, biri daha pembe. Ben bu pembe olana bayılıyorum gerçekten. Çünkü
tam bir güneşten yanmışsınız efekti veriyor. Şöyle ikisini karıştırıp biraz elime bırakıyorum. Gülümseyip şu kısımlara bırakıyorum. Biraz da şuralara çıkıyorum. Aynı şekilde diğer tarafa da uyguluyorum. Biraz da burnumun ucuna geçiriyorum. Şöyle bütünlemeyi seviyorum aslında o kısımları. Bu şekilde. Daha sonra fırçamda kalanlarla da göz kapaklarıma geçip orayı bütünleştiriyorum diyebiliriz. Ben yaz aylarında gündüz makyajlarına çok fazla göz makyajı sevmediğim için bu şekilde bütün bir görüntüyü seviyorum. Daha doğal, daha soft durmasını seviyorum aslında. Şimdi highlighter'a geçiyorum. Yazın da bu The Balm'ın Mary Luminizer highlighter'ını kullanıyorum. Şu bitmekte olan highlighter'ım. Bunun ışıltısını çok seviyorum ama krem highlighter'lar da kullanabilirsiniz. Bu da bence çok güzel ve doğal duruyor. Kaş altıma da geçiyorum. Hatta bazen bir tık şöyle göz kapaklarımın şu göz pınarlarıma yakın olan yerlerinden geçiyorum ki biraz daha ışıltılı gözüksün diye. Dudak kalemimi sürüyorum. İçeriden çerçeve yapıyorum. Dudağımı dışarıdan çerçevelemeyi gerçekten çok seviyorum. Özellikle yaz aylarında. Ve favorim olan MAC'in Sultry Mauve renkli rujunu süreceğim. Ve yine favorim olan Maybelline Lifter Gloss'lardan 3 numara Moon rengini sürüyorum. Çünkü ışıltısı ve dolgun duruşluluğuna gerçekten bayıldığım bir gloss. Bakın zaten direkt fark ediyor. Ben yazın bu gloss ağırlıklı, ışıltılı makyaj görünümünü daha çok seviyorum. Bazen kirpiklerime daha doğal gözükmesi için bu Maybelline'in kahverengi, yani daha çok mürdüm olan rimelini sürüyorum. Ama bugün bir farklılık yapıp Maybelline'in bu yeni çıkarmış olduğu maskarasını süreceğim. Bunu da hemen sürüp geliyorum. Daha sonra videoyu kapatıyoruz. Gözüme de şu Maybelline'in Surreal maskarasını sürdüm. Bunu incelediğim videoyu da eğer izlemediyseniz şuraya bırakıyorum onu da. Gecim bu şekildeydi. Ben çoğu zaman dışarıya çıkarken ya da işe giderken öyle hafif makyajlar sevdiğim için, gün içinde beni yormayacak makyajlar sevdiğim için bu tarz doğal makyajlar yapmayı tercih ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kocamı öpüyorum. Hoşçakalın.